Bugün Sovyetler Birliği adı altında yeniden kurulmuş olan eski Rusya uzun ömürlü değildir. Geçici ve muvakkat bir şeydir. Bu durum ölmekte olan birinin son nefesi, son çırpınışlarıdır. Rusya dağılacaktır. 1928. Mir Sultan Galiyev. Büyük düşleri vardı. O çelişik dünya görüşlerinin tutarlı sembolüydü. Sosyalizmin ancak İslam toplumlarında gerçekleşme şansı olduğuna inandı. Bir kavga adamıydı. Doğunun bir gün silkinip ezilen ulusların proletarya ülkesini kuracaklarını umuyordu. Tarihin en büyük Türkçülerinden biriydi. Bütün Orta Asya yarım asır onun hayaliyle avundu. Sosyalist, komünist bir devrimci. Türkçü ve Turancıydı. Türklere Rusların taktığı at bu. Savaşçılığıyla ünlenmiş iki ulus 13. yüzyıla kadar hiç karşılaşmadı. Cengiz yüzünü Batı Asya'ya döndüğünde Rus toprakları işgale uğradı. Ama Moğol ordusu bu ilk dalgada geride yıkıntıdan başka bir şey bırakmadan çekildi. Tekrar geldiğinde ise Kırım dahil bütün Rusya Moğol hakimiyetine girdi. Altın Orda Devleti kuruldu. Rusların buna misillemesi geç ama ağır oldu. 16. yüzyılda Kazan'a giren Rus orduları Altın Orda Devleti'ni tarih sahnesinden sildi. Müslüman Türkler kök saldıkları topraklardan söküldü. Ellerindeki arazileri kaybettikleri gibi din değiştirmeye de zorlandılar. 18. yüzyılın ikinci yarısında fırtına dindi. Çariçe II. Katerina 1764'te din değiştirme faaliyetini yürüten kuruluşu kapattı. Müslümanların kentte oturmalarını yasaklayan kararnameyi kaldırıp yeni camilerin inşasına izin verdi. Rusya artık sık sık çatışacağı Osmanlı İmparatorluğu karşısında içeriden vurulmak istemiyordu. Bu politika netice vermedi denemez. Siyasi bakımdan içeride gerilimi azalttı. Ekonomik bakımdan da yalnız Müslüman tüccarların girebildiği Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasını Tatarlar üzerinden Rus tüccarlarına açtı. Ama aynı zamanda Kazan'ı Rusya'da İslam kültür hayatının başkenti haline getirdi. Çığ gibi okul açıldı. Oysa Moskova'nın gözünde eğitilmiş Müslümandan daha tehlikeli kimse yoktu. Rusya Türklerinin içinden çıkan liderler genelde eğitim almış liderler. Yani yüksek eğitim alabilmiş. Çoğu da asil sınıf mensubu. Mesela Gaspralı gibi. Bu dönemde Kırım Tatarı olan İsmail Gaspralı, Türk topluluklarının kendi aralarındaki kültürel birliği sağlamaları halinde varlıklarını sürdürebilecekleri inancıyla Bahçesaray'da Tercüman gazetesini kurdu. Onun önderliğinde, dilde, fikirde, işte birlik sloganında özetlenen siyasetin hedefi Türkiye'nin manevi liderliğinde ortak bir çevre oluşturmaktı. ...1904'e gelindiğinde ekonomisi iyice bozulan Rusya Japonya'ya savaş ilan etti. Görünüşte Çin'de ortaya çıkan isyanı bastırmaya yardımcı olmak için Mançurya'ya girmişti Rusya.
Çar, savaşın ülke içindeki rahatsızlıkları perdeleyeceğini düşünüyordu. Ama sonuç, beklediğinin aksine tam anlamıyla hezimet oldu. Rusya, donanmasının tümünü ve on binlerce asker kaybetti. Bu savaş, ekonomik bunalımın sosyal krize dönüşmesini sağlamaya yetti. Açlık sınırında yaşayan işçiler serseri mayın haline geldi. İsyan yıllarıydı. Kırım Tatar Türkleri 1905 olaylarına karışmadı. Ama dalganın yükseldiğini seziyorlardı. 1905 yılı sonunda ilk Müslüman Kongresi İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura'nın önderlik ettiği grubun yaklaşımı doğrultusunda Rusları ürkütmeyecek reform taleplerini benimsedi. Ancak Moskova'nın en küçük bir iyileşmeye dahi izin verme niyeti yoktu. Nitekim ittifak 1914'te dağıldı. Bazıları Çar'ın kanunlarına boyun eğerek özerklik hakkının elde edilebileceğine inanıyorlardı. Ama olaylar bunun tam tersini ortaya koydu. ...1917 yılına ihtilalin ayak sesleriyle girdi Rusya. Şubat ayında grevler başladı. Mart'ın ortasında Çar II. Nikola tahttan çekildiğini açıkladı. Avrupa'da işaret bekleyen Lenin, Nisan'da Rusya'ya döndü. Aynı günlerde Rusya Müslümanları ikinci kez Moskova'da toplandı. Bu kongrede bir isim öne çıkıyordu. Mir Sultan Galiyev. Şimdi tabii Sultan Aliyev'in ortaya çıkması esasında tabii Stalin ve arkadaşlarını tanıması ve en mühimi Kazan'da Müslüman Komünist Hareket'in başına geçmesiyle olmuştur. Ruslar kendi dillerine çevrilen bir sürü akımı öğrenmiş bulunuyorlar. Ama Tatar aydınları ise ancak Rusça bilenleri bu akımlardan haberdardı. O da şunu gösteriyor ki bu Tatar-Rus öğretmen okullarına gidenler bu fırsatı elde edebiliyorlar. 1882'de Baş Kırgızistan'ın Kırmızkala köyünde öğretmen bir babanın çocuğu olarak doğan Galiyev, 1917 ihtilali gerçekleştiğinde Bakü'de öğretmendi. Enteresan bir aile yapısı vardı. Oradaki sınıf yapısına göre annesi biraz daha gün görmüş, böyle bir asil sınıftan, babası daha alt sınıftan, fakat baba okumuş. Tatar Muallim Mektebi'nde hoca. Dolayısıyla Sultan Galiyev Rusçayı çok erken öğrenme, Tatar Muallim Mektebi'nde okuma, yani öğretmen okulunda şansı buldu. Müstehar isimlerle gazetelere yazdığı yazılar dolayısıyla dar bir çerçevede tanınıyordu ama yine de Moskova'ya çağrılmak onun için sürpriz oldu. Rusya Müslümanlarının siyasi önderi Molla Nur Vahidov ondan Müslüman Kongresi Yürütme Komitesi Sekreterliğini üstlenmesini istedi. Ve bu Sultan Galiyev'in hayat çizgisini tümüyle değiştirdi. Başında olduğu komite Bolşeviklerin gözünde bir tür komünizmi hazırlama okuluydu. Bunu biliyordu Galiyev. Rusların onun milliyetçi idealler peşinde koştuğunu fark etmeleri uzun sürmedi. Ve komiteyi Komünist Parti'nin içinde eritmenin yolunu aramaya başladılar. Sultan Galiyev'in solculuğu bir tür anti sömürgecilik. Anti sömürgeciliğin, yani oradaki Kazan Tatarlarının ya da diğer Türkiye grupların eşit hakları alarak baskıdan, sömürüden, emperyalizmden sıyrılmalarının en uygun yolu olarak Bolşeviklerle işbirliği yapmayı görüyor. Bu nedenle Bolşeviklerle işbirliği yapıyor. Galiyev'in Rus ihtilalini coşkuyla karşıladığına şüphe yok. Lenin ve Stalin'in devrimin başlangıcında benimsedikleri söylemi her şeyiyle onaylamasa bile devrimin küçük rötuşlarla arzulanan istikamete yönlendirilebileceği kanısındaydı Galiyev. Ama şundan da emindi. Siyasal yetkiler Bolşeviklerin elinde kalacak ve Tatarlar üzerindeki boyunduruk kalkmayacaktı. Stalin teknik olarak sosyalizm fikrini getiriyor. Yani devrim ihraç edilmeyecek. Sadece Sovyetler Birliği'nde gerçekleştirecek bir örnek olarak. Sultan Galiyev diyor ki devrim devam eder ama batıya değil doğuya. Öncelikle yüzyıllar boyunca Batı emperyalizmi tarafından sömürülen, istismar edilen halkların sınıflara bölünme gibi bir lüksü yoktur. Ancak burada iki sınıf olabilir. İster Orta Asya'da, ister Tataristan'da, ister Afrika'da, ister Arabistan'da, ister Çin'de. O da şu.
sömürenlerle, batılı emperyalistlerle işbirliği yapmış olan işbirlikçi sınıflar, buna karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren sınıflar. 1917 Temmuz'unda toplanan Müslüman Kongresi'nde onun düşünceleri özellik talebi olarak gün ışığına çıktığında, Ekim devriminin heyecan dalgasını atlatan Ruslar daha fazla beklemeye gerek olmadığını düşünerek harekete geçti. Rus Komünist Partisi'nin gözetiminde yapılan Kazan Devrim Komitesi seçiminde 20 üyeliğin tamamını Ruslar kazandı. Halk Komiserleri Konseyi'ne de Türk Müslüman olarak sadece Sultan Galiyev alındı. Sultan Galiyev ne ölçüde solcu, ne ölçüde bolşevik, ne ölçüde Marksist'ti. Kendi ifadesine dayanarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kendi yazdığı notlarında var. Klasik anlamda bir bolşevik, Marksist olarak kendimi adlandıramam. Çünkü solun bir sürü değişik versiyonları vardır. Bu şekilde klişelere karşıyım diyor. ...1918 başında iç savaş bir yandan devam etse de Moskova'da yönetimin ipleri tamamen Rus Komünist Partisi'nin eline geçmişti. Lenin, birlik kurmayı başaramayan Müslümanların çok sayıda fraksiyona bölünmesinden memnundu. Kimi Müslümanlar eski Rus rejiminden o denli yılmışlardı ki geri gelmesin diye Bolşevik iktidarını desteklemek gerektiği kanısındaydılar. Kimi Müslümanlar da İslam inancının komünizmle uzlaşabileceğini düşünüyordu. Onlara göre İslam'ın dar milliyetçilik anlayışını reddediyor olması hareket noktası kabul edilebilirdi. Göçebe Kazak halkının temsilcileri, biz zaten komünizme uygun bir hayat yaşıyoruz diyorlardı. Bu işareti alan Sovyet yöneticileri, Müslüman burjuva örgütleriyle bile ilişki kurmakta sakınca görmedi. Tanıştıkları okuryazar her Tatar'a yönetimde görev sözü veriyorlardı. Bol vaat pazarından etkilenen Türkler, Başkırdistan'ı, Kazakistan'ın bir bölümünü, Çuvaş ve Mari bölgelerini içine alacak şekilde İdil-Ural Devleti kurma kararı aldı. Bunun oyun olduğunun farkındaydı Galiyev. Ama Rus Bolşeviklerle pazarlık masasına her oturuşlarında sevinç dalgasına kapılan dostlarını ikna etmeye gücü yetmedi. Küçük kültürel farklılıklardan, etnik gruplar lafını kullanmak istemiyorum. Ama etnisite ayrımcılığına girerek eğer küçük devletçikler kurulursa emperyalizme kolay yutulur birer lokma olacakları savındaydı. Eğer Başkurt devleti kurar iseniz, siz orada Özbek devleti kurar iseniz, siz orada Türkmen devleti kurar iseniz bunlar emperyalizm için hazır birer lokma olur. Lenin duruma müdahale ettiğinde Tatarlar gerçekle yüz yüze geldiler ama iş işten geçmişti. Galiyev'in tek yapabildiği kendi başkanlığında Kazan Müslüman Komiserliğini kurmak oldu. Transbulak Cumhuriyeti olarak isimlendirilmesi düşünülmüş İdil-Ural Devleti böylece hayallerde kaldı. Rus gerçeğini aslında kavramış olarak yola çıktı fakat bir umuttur. Yani Rusların ilerici kesimlerinden işbirliği yapacağına inandı. Ve belki hayattaki en büyük talihsizliği Lenin'e inandı. Lenin'in samimiyetine inandı. Sultan Galiyev, Moskova'da büyük kavgasını bu zihin karışıklığı ortamında başlattı. Komünist Partisi'ne girdi. Uluslar Halk Komiserliği'nde doğrudan Lenin ve Stalin'le çalışmaya başladı. Galiyev sadece Çar rejimine değil, Batı dünyasına da nefretle bakıyordu. Ruslar ciddi olarak Batı Avrupa'nın kendilerine katılacağını sanırlarken onun bir sözü var. İnanılır gibi değil. Bugün de geçerli. Batı'da iktidara bir işçi partisi de gelse, sosyalist bir parti de gelse bize karşı tavrı değişmez diyor. Bu yazılıdır. İngiliz ve diğer kapitalist Avrupa ülkelerinin, proleterlerinin ezilen halkların sömürüsünden pay aldıklarını, onların devrim yapsalar bile sömürgeciliği sürdürmek zorunda olduklarını söylüyordu. Ve buna ne Lenin ne Stalin itiraz ediyordu.
sömürgeleşmiş halkların düşmanının sadece emperyalist güçlerin zengin sınıfı olmadığını, tüm sanayi toplumları olduğunu söylediğinde hak vermeyen yoktu Galiyev'e. Hepsinin sömürgeleri vardı. Ve sömürgeden gelen paralar işçi sınıfının da cebine giriyordu. Böyle olunca o zaman zaten sömürüde ortak Avrupa proletaryası. Niye kalksın da böyle onları yani mazlumları ayağa kaldıracak bir işe katılsın? Taktik açıdan devrim kötü yönetilmektedir. Doğu 1,5 milyar insanıyla unutuldu. Oysa sosyalist devrim Doğu'nun katkısı olmadan asla başarıya ulaşamaz. Hindistan, Afganistan ve İran'dan yoksun kalan ve diğer sömürgelerinden kovulan Batı emperyalizmi çöküp doğal bir ölümle yok olacaktır. Sultan Galiyev, 3. dünya ülkelerinin, o daha ziyade tabii Turan ülkelerinin bağımsız olacağını ve birbirlerine bağımsız olduktan sonra yardım edecekleri varsayımını ileri sürüyordu ki hiçbir bağımsız olan ülke diğerine dönüp bakmadı. Eleştirilere aldırmadı Galiyev. Ama Tatarların idare sorumluluğunu üstlenebilecek Marksist kadrolara sahip olmamasının Ruslarla hesaplaşmada elini zayıflatacağını düşündüğü için de olanca gücüyle Tatarlar arasında ideolojik çalışmaya yöneldi. Bir yandan da güvenlik kaygılarıyla Müslüman Kızıl Ordusu'nun kuruluşunu başlattı. Bir de Müslüman Kızıl Ordusu var. Onu da bunlar örgütlüyorlar. Müslüman Kızıl Ordusu'nun çok iyi savaştığı ve birçok büyük şehrin beyazların eline geçmesini engellediği biliniyor. Fakat çok da kayıp veriyorlar. Bu arada Vahidov da ölüyor işte. Açıkça söylemese de aslında devlet içinde devlet kurma denemesiydi kalkıştığı. Yaptığı, suya düştüğü sanılan İdil Ural Devleti projesini Marksist bir zarf içinde canlandırma girişimiydi aslında. Urfa'da Türk-Tatar Millet Meclisi'nde kabul edilen İdil Ural Devleti projesine karşı Stalin'in bir teklifi vardır. Tatar Başkurt Cumhuriyeti, Sovyet Cumhuriyeti kuralım. Sultan Galiyev buna çok inanır. Muhakkak işte bütün Tatar başlıkları bir araya getiren büyük bir cumhuriyet olacaktır. Ama bu bir oyundur. Öyle bir oyundur ki Kızıl Ordu başarılı olmaya başlayınca Başkurtistan Cumhuriyeti, Sovyet Cumhuriyeti kurulur 1919'da. Hatta şöyle bir konuşmalar var. Tatar Cumhuriyeti'ni kurmayalım, Tatarlara güven olmaz diye. İşte Sultan Galiyev o zaman hata yaptığını anlar. Müslümanlar üzerinde mıknatıs etkisi yapacak bir proje olarak İdil Ural Devleti'nin kurulmasını yeniden ele alıyoruz. Sovyet Rusya'da Müslüman doğuya yakın bir toprak parçası edinmek kesinlikle gereklidir. Ayrıca Tatarlar ve Başkırtlar özel bir toprağa sahip olmayı hak etmişlerdir. Çünkü bu halk bölgede çoğunluğa sahiptir. Bu sözler Galiyev'in sonunu hazırladı. Lenin'le Stalin olan biteni görüyor, anlıyorlardı. Fakat ellerinin yeterince güçlü olmadığını düşündükleri için Galiyev'in girişimi kritik aşamaya gelmeden müdahale etmek istemiyorlardı. Nitekim komuta dili Türkçe olan Müslüman Kızıl Ordu'yu Rus Kızıl Ordu Genel Komutanlığı'na bağlaması emrini vermekte tereddüt etmediler. Galiyev Sovyetler Birliği çatısında kişisel konumunu güçlendirerek ümitleri diri tutabileceği düşüncesiyle bir kere daha Moskova'ya yaklaştı. Müslüman Merkez Komiserliği Başkanı olarak komünist yönetim hiyerarşisi içinde siyasi kariyerinin mümkün olabilecek en üst noktasına ulaştı. Doğrudan Stalin'e bağlıydı ve görünüşte iyi anlaşıyorlardı. Ancak Stalin Ruslardan başkasına güvenmiyordu. Lenin-Stalin ikilisinin Galiyev'le anlaşmaları taktik bir şeydi. Rus Komünist Partisi içinde Müslüman ama kendilerine sadık kadrolar yetişene kadar geçici bir uzlaşmaydı bu. Şöyle iki tane mesele var Sultan Galiyev'in çok şiddetle üzerinde durduğu. Biri milli mesele, biri sömürgeler meselesi. Milli mesele konusunda Lenin'den hiçbir farkı yoktu. İkisinin de savunduğu şuydu: milli mesele çözülmeli. Stalin bu söylemi değiştirdi, milli mesele çözülmeli değil aşılmalı dedi. Aşılmalı lafından itibaren Sultan Galiyev'le Stalin arasındaki çekişme başlar.
İkinci çekişmede sömürgeler meselesi. Sultan Galiyev Çin'e devrim tahayyülünde, İran'a devrim tahayyülünde, belki Türkiye ile bağlantıları var. Bütün bunları Stalin kesti. O zaman hapsoldu kaldı. Yani milli meseleyle uğraşamayacaksınız. Sömürgeler meselesiyle uğraşamayacaksınız. Dolayısıyla devrimi ihraç edemeyeceksiniz. Kapalı kapılar arasında yeni bir Rus İmparatorluğu, Çarlık Rusya kuruldu. Olay bu. Burada görevimiz tek bir devrimci cephe oluşturmak. Bundan dolayı Müslüman komünist örgütlerin hepsi Rus Komünist Partisi çatısı altında toplanmalıdır. Merkez komitemizin kesin kararı budur. Tartışma sona erdi. Geriye sadece Müslüman Komünistler Partisi'nin Rus Komünist Partisi'ne katılma kararının yazılması işi kalmıştı. Yenilmişti Galiyev. Sultan Galiyev'i yıkan kadrosuzluktur. Bir de sırtını verdiği halkın dinamik güçlerini belki iyi niyeti yüzünden pasifiye etmesidir. Öyle ki kongre Rus Komünist Partisi çatısı altında kurulacak Müslüman örgütleri merkez bürosu başkanlığına bile Stalin'i getirmişti. 1919 Mart'ında iç savaş ibresinin Moskova'dan yana döndüğü ortamda toplanan Rus Komünist Partisi kongresinde durum daha da netleştirildi. Bütün ulusal örgütler ortadan kaldırıldı. Rus Komünist Partisi bünyesinde yer alan büronun adındaki Müslüman tanımı da Doğu Halkları olarak değiştirildi. Lenin, Stalin ve Kalinin'le birlikte başkanlık ettiği Kasım Kongresi'nde Galiyev'in önerilerinin gündeme alınmasını bile kabul etmedi. İlk iş olarak Stalin, konuşulmuş olan o sosyalist Turan Cumhuriyeti'ni kabul etmiyor. Kabul etmedikten sonra o topraklar üzerinde 5 tane Türk Cumhuriyeti kurmaya karar veriyor ve bunları birbirinden ayırıyor. Tam ayrılsınlar diye alfabelerini bile farklı yapmıştır. Tabi Sultan Galiyev bunlardan çok rahatsız oluyor ve üzülüyor. Karşı çıkıyorlar, tartışmalar var aralarında. Takip eden günlerde Galiyev'in Müslümanların ağırlığını hiç değilse yerel yönetimlerde sürdürme planı başarısızlığa uğradı. Merkez komite ona yerel yönetimlerdeki bütün Müslüman bürolarının kapatılması kararını tebliğ etti. Galiyev Ruslar tarafından açıktan hainlikle suçlandığı ana kadar ezilenler coğrafyasında ancak Doğu halklarının dilini bilen biz Müslümanlar devrimin öncülüğünü yapabiliriz görüşünü terk etmedi. Oysa Rusların aklında Doğu neredeyse yoktu. Bakü kurultayında bu görüş en açık haliyle dile getirildi. Sultan Galiyev Doğu halkları bizim halklarımız programını ortaya attılar ve zaten Galiyev'in telkiniyle Bakü kurultayı toplandı. Bakü kurultayı bütün mazlum milletlerin katıldığı bir kurultaydır ve amacı da onlara karşı mazlum milletleri kaldırma teşebbüsüdür. Şu gerçeği kimse unutmamalı. Doğu halkları Batı proletaryası ile birleşmeden özgürlüğe kavuşamaz. Doğu'nun kurtuluşu Batı proletaryasının zaferine bağlıdır. Sömürgeler enternasyoneli hayalinin bitişi demekti bu. Galiyev son bir ümitle Lenin'e çıkıp görüşlerini ona anlattı. Ama o güne kadar iltifatlara boğduğu insanı dinledikten sonra Lenin, nezaket cümlelerini bir tarafa bırakıp ona açıkça şovenizm suçlamasını yöneltti. Galiyev açısından sonun başlangıcıydı bu. Ardından Stalin açık bir toplantıda ilk kez Galiyev'i sapkın ve muhalif olarak niteledi. Galiyev yoldaşın pan-İslamist ve pan-Türkist görüşlerine partideki diğer arkadaşlarım dikkatimi çektiler. Ancak o dönemde ideolojik çalışmalarının suç sayılabilecek niteliği yoktu. Ancak onun Müslüman komünist şeflerle yasa dışı mektuplaşıp partinin uluslar politikasına karşı çıkacak gizli bir örgüt kurmayı planladığı ortaya çıkınca ihanet belgelenmiş oldu. Stalin'in bu işlere girmeye hiç niyeti yok. Dünya ihtilali falan umurunda değil. O Rusya'nın içerisinde kendisinin hakim olacağı bir devlet kurulmasını istiyor. Ve nitekim iktidarı eline geçirdikten sonra Yahudileri de Müslümanları da perişan etmiştir. Devrimin enternasyonalları silinince ortaya tek ülkede sosyalizm prensibi çıkıyor. O ortaya çıktığı andan itibaren Galiyev kötü bir adam.
Çünkü Galiyev aslında bütün Müslümanların örgütlendiği çevrenin lideri. Yasa dışı mektuplaşma diyerek siyasi suç lügatına yeni bir kavram ekleyen Stalin'in elinde Galiyev'in Ufa'daki bir arkadaşına yazdığı mektup vardı. Mektupta Rus komünistlerin izlediği siyasetin devrim öncesi Çarlık idaresinin politikasından farkının kalmamış olmasından, verilen sözlerin hiçbirinin tutulmamasından yakınıyordu Galiyev. Stalin, Kominternden, Enternasyonal'dan vazgeçip tek ülkede sosyalizm prensibine geçtiği anda milliyetçi olmuştur. Stalin Merkez Komite'ye sunduğu raporda Sultan Galiyev'in gizli örgüt kurduğunu söyledikten sonra varlığını iddia ettiği örgütü cani, karşı devrimci ve Rus proletaryasının düşmanı olarak tanımladı. Ve bu onun tutuklama emri oldu. Galiyev hakkında bilinenlerin bundan sonraki bölümü tartışmalı. Kesin olan onun bir ara serbest bırakılıp matbaalarda işçi olarak çalıştırıldığı, sonra örgüt kurmak suçlamasıyla tekrar tutuklandığı. Lublyanka cezaevinin bodrum katındaki ünlü işkence odalarına alınan devrimin ilk büyük kurbanıydı Galiyev. Şunu göreceğiz ki Stalin Çarlık döneminde yetişen bütün aydınları bilhassa 38 yılında yok etmiştir. Nedeni Stalin artık ihtilalden sonra yetişen yeni kuşakla ülkeyi yönetmek istemiştir. Çünkü diğerlerinin dünyaya bakışlarında değişiklikler var, değişik tecrübeler var. Bunlardan tamamen koparmak istemiş. Tutuklanmasına gerekçe yapılan gizli örgütse sonra kuruldu. Galiyevistlerin tek bir hedefi vardı, Turan Devleti'ni kurmak. Liderleri 1928 senesi Kasım'ında 10 yıl hapis, 10 yıl zorunlu çalışma cezasına mahkum edildiğinde bile bu örgüt hücreler halinde genişlemeyi sürdürdü. Rus devrimciler der ki ona, yani Rus Bolşevikler, senin ilerici güçlerin yok. O da şöyle bir cevap verir, bu çok önemli bir şey. Benim ilerici güçlere ihtiyacım yok sizin kastettiğiniz anlamda işçi sınıfına. Çünkü benim 25 bin ilerici Tatar atlım var. Ordu devlet millet şablonum var. Ruslar anlamaz. Der ki silahlı bir grup gelir, oradaki toplumu idare eder. Yani devlet kurar, ondan sonra devlet de oradaki toplumu idare eder. Ordu devlet millet. O artık ordusuz General Galiyev'di. Etrafında kümelenmiş kadro, o aralarında olmasa da bütün Sovyet Cumhuriyetlerinde Rus aleyhtarı propagandayı sürdürdü. Sovyet yöneticileri, hakkındaki yargılama tamamlandıktan sonra Galiyev'in hücrede tutulsa dahi Moskova'da kalmasını sakıncalı bularak onu Beyaz Deniz kıyısındaki Solovski kampına gönderdiler. 1934'te ciğerlerinden rahatsızlandığında Stalin'in uzun süre beklettikten sonra imzaladığı izinle Saratov'a nakledildi. Ancak oraya gittikten sonra eşi Fatma ile görüşmesine izin verildi. İlk hanımından olan kızı Reşide de Saratov'da babasıyla görüşme izni alabildi. Ama Galiyev ailesinin çilesi yeni başlıyordu. Sultan Galiyev'in bir tek yakınını sağ koymadılar. Yani yeğenleri, kuzenleri dahil olmak üzere bir tek akrabası yok. Kökünü kazıdılar. Sultan Galiyevcilik, bırakın akrabasını sağ koymayı, yakın zamanlara kadar belki Sovyetler Birliği yıkılmadan son 3-5 yıl öncesine varana kadar o kadar ağır bir suçtu ki karşı devrimcilikten özdeşti. Yani Sultan Galiyevci demek bir kişinin yargılanıp idam edilmesi için yeterli bir sebepti. En azından Sibirya'ya sürgün edilmesi için. Eşi Fatma 1937'nin son günlerinde bir gece tutuklanıp götürüldü ve ondan bir daha haber alınamadı. Ne nereye götürüldüğü ne akıbeti açıklandı. Oğlu Murat da 19 yaşına bastığı gün askere gitmek için hazırlandığı sırada tutuklanıp Arça'da bir akıl hastanesine kapatıldı. Kızı Gülnar'ı ise daha feci bir son bekliyordu. 1949'da Lublyanka'ya çağrılıp sürgüne gönderildi. Genç kadın orada uğradığı tecavüzün üzüntüsüyle intihar etti. İlk eşi Ravza'dan olan kızı da 1948'de Sibirya'ya sürüldü. 6 sene ormanda ağaç kesen Reşide, geri döndüğünde iki oğlundan birinin hastalıktan öldüğü söylendi. Mir Said Sultan Galiyev'e gelince. 28 Ocak 1940 günü Lefort hapishanesine Stalin'in emriyle gelen gizli polis şefi Lavrenti Beria tarafından iskemleye bağlandı
ve bir dizi işkencenin ardından öldürüldü.